Merhaba sevgili koçlar. Selamlar sevgili koçlar. Çok enerjik ve çok güçlü 1 Haziran ayına Bilinçokura Astroloji Haber Merkezi Farkı'yla Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan'a birliktesiniz. Evet Demet, Koç burcu için bence olumlu ve kardeş bir yeni ayla başladı. Evet, İkizler yeni ayı. İkizler yeni ayı 28 Mayıs'tan itibaren 13'üne kadar olumlu etkiler var. 13'ünden itibaren Dolunay ve bir yeni ayla beraber ayı kapatacağız. Çok güzel olayların olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yönetici gezegenleri artık Mars retro değil. Evet, düzeldi artık. Mars artık ileri harekete geçiyor. Son zamanlardan beri, son birkaç aydan beri çok zorluk şeyler yaşadılar. Duygusal olarak bazı travmaları oldu. Bazı sıkıntıları oldu. Bazıları da küçük kazalar falan da geçirmiş olabilirler. Evet. Tabii neler var bakarım Haziran ayı gökyüzünde koçlar için. Evet sevgili koçlar, ikizler yeni ayı birazcık günlük hayatınızı hareketlendirmiş olabilir. İletişimler artabilir, seyahatler, eğitimle ilgili konular, yakın çevreniz, kardeşlerle ilgili mevzular biraz daha öne çıkmış olabilir. Ayın ilk haftasında yine bu etkiler devam edecek. 6 Haziran Güneş'in Uranüs'le güzel bir sekstili var. Evet. Bu oldukça sürprizler getirebilir, ani bir seyahat olabilir. 6 Haziran çok özel bir gün. Güneş'in Uranüs'te sürpriz seksili haberler, anlaşmalar, sözleşmeler. Sürpriz güzel şeyler olacak. Evet. Doğum haritalarında aslında Uranüs'e zararlı bir gezegen açısı yoksa çok sürpriz, çok güzel haberler arayacaklar. Peki doğum haritanızda Uranüs'e zararlı bir gezegen açısı var mı yok mu? Bilinçokuru Astroloji Haber Merkezi'nin ana portalında nöbetçi astrologlarımıza ücretsiz bunu sorabilirsiniz. Benim Uranüs'ümün durumu nedir diye sorabilirsiniz sevgili koçlar. Bunu unutmayalım. Çünkü Uranüs'ü olumlu oranlarda ani aşk yaratıyor. Tabii. Ani para getirebiliyor. Bazıları piyangodan para kazanıyor. Evet. Şimdi ben hayatımda bana her zaman şunu söylemişlerdi. İşte Oğuzhan Bey, işte terzi olsan kendi söküğünü dikersin. Yani şunu sormuşlardı. Ben böyle bir Uranüs transitinde piyango biletinden para kazandım. Yani zamanında ama yıllar önce. Yani 94 miydi, 95 miydi? Her zaman olmuyor insan tabii hayatında. Tabii ki. 20 yılda bir olabiliyor. Doğru zamanda doğru şekilde davranırsam eğer astroloji ve gökyüzünü bilirsen her zaman kazanıyorsun. Kesinlikle. Bu 6 Haziran bu koçlar için böyle büyük şansları da getirebilir. Tabii 6 Haziran ve takip eden 4 gün diyoruz. Başka neler var? 7 Haziran'da Merkür Retrosu başlıyor. Yengeç Burcu'nda başlıyor. Daha sonra ay ortasında İkizler Burcu'na doğru gerileyecek. İlk başta evle ilgili bazı eksik işler olabilir. Onlarla uğraşabilirler. Yakın çevre konuları gündemde olabilir. Merkür Retrosu süresince biliyorsun Merkür Retrosu'nda birazcık anlaşmaları, imzayı falan daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Eğer doğum haritanda Merkür Retro ise hiçbir sorun yok. Evet. Ama doğum haritanda Merkür Retro değilse burada bir sıkıntı var. Bunu da nöbetçi astrologlara sorun arkadaşlar ücretsiz olarak. Merkür'ün retro mu değil mi diye. Tabii koç burçlarına diyorum bunu. Çünkü yengeç burcunda eğer retrosu varsa doğum haritasında veya herhangi bir retrosu varsa evi dekore ettiriyor. Evet. Çok da büyük başarı elde ediyor. Evet. Ama bazı koçlar şimdi evi dekore ettirirken işte ustalarla ilgili sorunlar yaşayabilirler. Gecikmeler olabilir. Gecikmeler olabilir. Sözleşmelerle ilgili küçük sorunlar olabilir. 13 Haziran'da Yay Burcu'nda Dolunay var. Yay Burcu Dolunay'ı. Bir seyahate çıkabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili bir işiniz sonuçlanabilir veya yüksek öğrenimle ilgili bir konu yine sonuçlanabilir. Haber gelebilir. Herhangi bir sınava girdiyseniz bunlarla ilgili gelişmeler olabilir. Hukuksal bir konu varsa bir dava, yasal bir mevzu yine sonuçlanabilir. Çünkü Dolunay sonuçlandıracaktır. Ortaya çıkaracaktır bazı konuları. Sonuçlandırır, bitirir. Mesela eğitimle ilgili konularda çok iyidir. Genç koç burçlarında eğitimle ilgili bir sıkıntının ve bir sürecin biteceğini gösteriyor. Güzel bir dolunay, keyfine bakın diyorum. 14 Haziran'da yönetici gezegeniniz Mars Plüton'a kare. Şimdi herkese etkilemiyor bu. Tabii. Bir kısım koç burçlarını etkiliyor. Evet. İş ve kariyer hayatında otorite konumundaki bir kişinin baskısını görebilirsiniz. Özellikle yani, 1-5 Nisan arası doğanlar biraz daha fazla etkiliyor. 1-5 Nisan arası doğanlara dikkat etmesi gerekiyor burada arkadaşlar. Söz söylerken, çalışırken, iş ortamında daha dengeli ve daha yumuşak olmaya çalışan Plüto karesi karşı çıkamazsınız. Yani otorite güçtür. Evet. Mesela Plüto vergi dairesidir. Plüto devlettir. Plüto sizden üstün patronunuzdur. Ona karşı çıkarsanız zarar görürsünüz anlamına gelir. Arkasından bakıyoruz. Venüs sekstil Jüpiter Boğa Yengeç'te 18 Haziran yılın en güzel günlerinden biri. Evet.
onlara keyif veriyor değil evet. mi? Evleriyle evet. ilgili belki bir iş evet. oluyor. Bazıları ev alabiliyor, satabiliyor. Evet, destekleyici enerjiler olacak. Özellikle evle ilgili konularda, parayla ilgili konularda. 21 Haziran'dan itibaren Güneş Yengeç Burcu'na geçince ayın sonlarına doğru ev ve aileyle ilgili konular biraz daha gündemde olacak sevgili koçlar. 23 Haziran sonrası gene küçük seyahatler. 27 Hı-hı. Haziran Yengeç Burcu yeni ayıyla beraber de ne oluyor? Günlük evet. burç yorumlarını ve haftalık burç yorumlarını evet. okumaları gerekiyor. Günlük ve haftalık burç yorumlarını okurlarsa Yengeç Burcu'ndaki yeni ayın etkisine Sayın Demet Baltacı ile beraber daha da güçlü ve kuvvetli bir şekilde yaşarlar. Ev yaşamı, aile, keyifli bir noktaya gelmek, ev dekorasyonundan tutun, aileyle birlikte seyahate gitmeye kadar çok olumlu, güzel haberler geliyor. 29 Haziran'da Güneş Üçgen Neptün'le beraber hayatlarında bilinmedik bir yerden bir destek, tanrısal bir destek, ilahi bir destek veya sevdikleri bir arkadaşın desteğiyle beraber ayı kapatıyoruz. Evet. Koç Burcu, güzel bir ay sizi bekliyor. Sevgiler ve saygılarla kalın. Hoşça kalın. Güle güle.